Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Dilara. Bugün sizlere karantinanın başında aldığım kitapları göstermek istiyorum. Aynı zamanda da bu süreç boyunca okuduğum kitaplar, işte diziler, filmler, biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Aslında bu video şöyle ikiye ayrılıyor gibi, okuduklarım ve izlediklerim gibi düşünebiliriz. Evet. Böyle bunlardan bahsedeceğim sizlere. Karantinanın başında böyle kitap yurdunda sepetime eklediğim bazı kitaplar vardı. Ben de dedim ki hani tam zamanı alabilirsin dedim ve hani aldım ve dedim kapanma boyunca okurum zaten bunları dedim. Ki zaten şöyle bir şey var, bu çok mümkün olmuyor. Çünkü hani vize haftam geldi. Onun dışında okulla ilgili halletmem gereken benim bir sürü belge işlerim vardı bu aralar. Bu 1,5-2 hafta boyunca. Bunları hallederken biraz bunlar karambole gitti. Ama yine de elimden geldiği kadar günde 30 sayfalık biliyorsunuzdur. Eğer Ocak ayı rutin videomu izlediyseniz orada görmüşsünüzdür. Her gün 30 sayfa kitap okumaya çalışıyorum. Bazen 10 oluyor, bazen 5 oluyor ama hani yine de okuyorum yani. Yine de diyorum ki bugün de okuyayım yani. Okumadan bir gün geçirmek istemiyorum. Neyse, ilk başlamak istediğim kitap İsveç masalları. Ben çocukluğumdan beri şeyi çok seviyorum. Yani masal kitapları, mitoloji kitapları çok seviyorum. Küçüklüğümde hani Türk mitolojisi çok fazla okumuştum. Ama şimdi böyle şeyi merak etmeye başladım. Şey, Yunan mitolojisi, İsveç mitolojisi, İsveç masalları, Norveç masalları, bunları çok merak ediyordum. Bunlarla ilgili çok fazla belgeselde izlemiştim ama hiç kitap okumadım. Şimdi dedim ki şöyle bir masal kitabı aldım, İsveç masalları diye. Kitap yurdunda 5 liraya düşmüş arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Çok daha böyle hemen okumak istiyorum bu kitabı. Bakalım Instagram'dan paylaşabilirim eğer beğendiysem. Alta zaten kitaplar diye bir öne çıkarılanlarım var. Oraya bunu eklerim. Instagram'dan da beni takip etmiyorsanız aşağıya hemen adımı bıraktım. Buradan beni takip edebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi ikinci kitabım 4 anlaşma. Ben bu kitapla ilgili internette birçok yazı okumuştum. Ama kitabın kendisini okumamıştım. Yani. Ama bunu da dedim ki Dilara tam zamanı okuyabilirsin. İçeriğiyle ilgili birazcık bilgi sahibiyim dediğim gibi. Hayatınıza geçirilmesi önerilen 4 farklı anlaşma var. Bunları işte hayatınıza nasıl uygulayabileceğinizle ilgili bir kitap. Çok da güzel bir kitap. Tavsiye ediyorum mutlaka okuyun. Ben bunu okumadım ama dediğim gibi içeriğiyle ilgili bilgi sahibi olduğum için bunu alın ya. Bu kitabı gerçekten tavsiye ediyorum. Bir diğer kitabımsa bir bilim kurgu kitabı. Empedokles'in Dostları. Bu kitap Emin Maluf'un kitabı. Ben daha önce Emin Maluf'un Semerkant ve Doğudan Uzak'ta okumuştum. Bu iki kitabın dili biraz ağır. Bu kitapla ilgili bir fikrim yok dili nasıldır ama bilim kurgu olması beni çok çekti kendine. Ama benim bilim kurgu kitaplarında sevmediğim bir taraf var. O da şu. Hepsi distopik. Bu kadar distopik olmasını neden diye sorguluyorum aslında. Bu kitabı yine de seviyorum ama ya çok akıcı geliyor bana bilim kurgu kitapları. Çünkü daha çok merak uyandırıyor. Aslında daha çok merak uyandırıyor. Bu yüzden çok seviyorum. Böyle bunu da ve severek okuyacağımdan eminim. Dediğim gibi bilim kurgu candır yani. Okuyun mutlaka. Bir diğer kitabım Doğan Cüceloğlu'nun basılmış son kitabı aslında. Var mısın kitabı? Ben bunun daha hani daha yeni başladım denilebilir. Daha çok ilerlemedim. Ama altını çizdiğim noktalar var gerçekten ve acaba ekranda paylaşsam mı bunları, videoya eklesem mi ama şimdi kitabı da bitirmediğim için doğru olur mu bilemedim ama yine de bunu düşüneceğim. Neyse arkadaşlar, kitap gerçekten çok güzel. Hele de bunu 20'li yaşların başında okuyorsanız bence tadından yenmez yani. Okuyun, yani kendinize işleyerek bunu okuyun. Altını çizin mutlaka. Altını çizdiğiniz yerleri belki ya ben altını şu yüzden çiziyorum. Ben bir kitabı ikinci kez okumayı sevmiyorum yani okumam. Bir filmi, diziyi de ikinci kez izlemem ama kitaplarda böyle şöyle bir çevirdiğimde dikkatimi çekmesi lazım o cümlenin ve o duyguyu bana tekrardan hatırlatması lazım. Bu yüzden altını çizmeyi çok önemsiyorum. Böyle arkadaşlar. Şu an zaten buna başladım dediğim gibi. Ama size bir kitap
Ama sizlere karantina boyunca daha önceki videolarımda da bahsettiğim bir kitabı önereceğim. Bu kitabı mutlaka okumalısınız. Yani herkes bu kitabı okumalı. Simyacı kitabı. İçeriği fazlasıyla biz yani. Fazlasıyla bir insan hayatının insan hayatı boyunca zorlandığı konularla ilgili o çatışmasını çok güzel anlatan ve o çatışmaya çok güzel formüller bulabilen bir kitap. O yüzden ben bu kitaba bayılıyorum yani. Gerçekten çok seviyorum. Bence bu kitabı karantina süreci güzel bir fırsat. Bence kesinlikle evinizde varsa okuyun, yoksa temin edin. Bilmiyorum, okuyun yani. Bu kitabı mutlaka okuyun. Çok güzel bir kitap. Onun dışında bir de bu var. İnsan nedir? Bu kitabın yazarı sadece belirli kişilere gitmesi için bu kitaptan sadece 250 tane bastırmış. Daha sonra bu kitabın basımları gerçekleşmiş. Yani aslında bir sohbet havasında bir kitap. Böyle kitaplar daha değerli değil mi ya? Kesinlikle daha değerli bence. O yüzden bu tarz kitapları okumalısınız. İnsanın anlam arayışı gibi böyle. Bu tarz kitaplar bence çok iyi. Özellikle yani şu dönem ayracım düştü. Özellikle şu dönemde zaten hani ya kafanızı dağıtmak için roman tarzı kitaplar okuyun. Polisiye Ahmet Ümit mesela okuyun. Ya da böyle biraz hani ruhunuzu besleyecek kitaplar okuyun. Bu da o kitaplardan biri gerçekten. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Okuyun yani bu kitabı. Evet, kitaplar bölümümüz bu kadardı arkadaşlar. Evet, şimdi geldik izlediklerim bölümüne. İzlediklerim de dediğim gibi yani ben özellikle şu anlar arkadaşlar neyse, o yüzden çok fazla bir şey izleyemedim. Kafam da çok yoğun olduğu için. Ama izlediğim iki güzel dizi var. Birincisi Umbrella Academy. Bunun zaten Nisan'da mı çıkmıştı? Ya bayağı önce ikinci sezonu çıktı zaten. Ben birinci sezonunu izlediğimde çok beğenmemiştim. Ama sonra gerçekten ben zaten böyle fantastik dizileri, filmleri çok seviyorum. Dediğim gibi bilim kurgu, fantastik çok seviyorum. Bunu da ilk izledim, tamam mı? Son bir bölümü kalmış. Dedim ki yani ben bunu beğenmedim yani, gitmiyor bu dizi. Sonra ikinci sezon çıktığında herkes böyle yorumlarda falan işte çok beğendik, ikinci sezonla aslında tamamlamış birbirini falan gibi bir sürü böyle yorum okuyunca dedim ki tamam Dilara, izleyen. Gerçekten güzel, hoşuma gitti ve karantinada bence izlenecek güzel bir opsiyon olduğunu düşünüyorum. İkincisi Alef. Alef de Blue TV'de arkadaşlar. Umbrella Academy Netflix'te. Alef gerçekten polisiye dizisi, bir cinayeti çözmeye çalışıyorlar. Fakat çok acayip sahneler var. Yani o Türkiye'nin farklı bir yüzünün gerçeklerini izliyorsunuz. Ve acayip farklı. Gerçekten böyle şeyler var mı? İnanın bilgim yok ama güzeldi ve ben çok beğendim diziyi. Sizlere de Alef'i tavsiye ediyorum. Başrolünde Kenan İmirzalıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan oynuyor. Böyle. Bence izleyin. Kesinlikle güzel. İzlediğim filmlerden birisi Stowaway bu. İşte uzayla ilgili bir film ama diğer böyle bilim kurgu filmlere göre sanki daha derin anlamı olan bir film ya. Bilmiyorum, bana sanki daha anlamlı geldi. Yani daha böyle içinde düşünsel olarak daha çok şey bulabileceğim bir film gibi geldi. O yüzden diğerlerinden farklı buldum biraz, işte Yıldızlar Arası böyle filmlerden biraz daha farklı olduğunu düşünüyorum. Siz de eğer karantinada böyle vakit geçirmek istiyorsanız bu filmi izleyebileceğinizi düşünüyorum. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Son filmde tavsiye edeceğim. Bu zaten bence %90'ınız izlemiştir diye düşünüyorum. Ya %100'ünüz biliyordur da ondan eminim. Birçoğunuz izlemiştir diye düşünüyorum. Bu da Harry Potter filmi. Ben normalde videonun başına da söylemiştim. Kitap, dizi, film ikinci kez izlemem, bakmam yani. Ama Harry Potter öyle değil arkadaşlar. Yani Harry Potter her zaman izleyebilirim yani. Her an o seriyi bitirebilirim. O yüzden o kadar çok seviyorum ki onu. Ve hani 50 yaşına gelsem de izlerim yani. O kadar güzel. Bence her yaşa hitap ediyor. Efsane bir film. Efsane yani. O yüzden bence izlemediyseniz oturup izleyin. Ve izlediyseniz de bence bir kez daha, hatta 5. kez daha izleyin. Ben çok seviyorum. Böyle kafamı dağıtmak için oturup böyle o 7 sezonu bitirebilirim yani. Gerçekten bayılıyorum. Çok iyi. Böyle arkadaşlar. Size
Ocak ayıydı galiba. Evet, Ocak ayında demiştim ki Şubat, yani Ocak ayında hepsini, yani bütün günlerimi, yapacaklarımı doldurdum ve aslında planlı gidiyorum demiştim. Ama bu planlı olmayı ben şöyle düşünüyorum. Yani her yapabileceğin her şeyi yazmak, bunların her birini yapmak. Eğer yapamadıysan neyse, hadi devam etmeyeyim artık. Ben ajanda tutamıyorum. Kafasına girmiyorum. Çünkü her şey yolunda gitmeyebilir. O yüzden tabii önceliklerim var. Bunları yapıyorum. Yapamadıklarımı aşağıya şöyle güzelce indiriyorum. Onları göster bak yani. Bakın. Bir değil iki kere indirmiş. Mesela burada. Görünüyor. Evet, görünüyordur yani. İki kere indirmişim ve hani bu çok normal, yani çok normal bence. O yüzden de ajanda tutmaya devam ediyorum. Çok güzel gidiyor. Yani şu an güzel gidiyor ve hani bu yüzden çok mutlu ve motive oluyorum arkadaşlar. Yani bilmiyorum, bu beni çok motive ediyor bunu yapmak. O yüzden de yapmaya devam edeceğim. Şu anda zaten Mayıs ayına başlamış bulunmaktayım ve o da gayet yolunda gidiyor. Yolunda gidiyor, dediğim gibi şöyle algılama yani. Ajanda yapacağım her şeyi yazıyorum ve bunların her birini tik atıyorum gibi bir şey yok. Yani onu söyleyeyim. Yapamadığım çok şey var. Yani var. Ve bunlar da çok okey benim için aslında. Böyle arkadaşlar. Bunlar da çok normal aslında benim için. Böyleydi. Ajandamı da sizlere bir güncellemek istedim. Nasıl gidiyorum sizlere de bir göstermek istedim aslında. Video bu kadardı. Umarım severek izlemişsinizdir ve umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar, o zaman eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Ayrıca da kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın. Eğer Instagram'dan beni takip etmek istiyorsanız, genelde böyle kitaplarımı beğendiysem orada paylaşıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Hemen alta yazıyorum Instagram hesabımı. Arkadaşlar, video bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye.